gönül bir an bir kurtul. Hayat zalim bir suçlu. Sen geldin cennet oldu dünyam. Hiçbir aşkı duymuyorum. Kalbim kırık başka aşka. Bir canım var ağlıyorum. Ömrüm feda senin sevdana. Kaç günüm var bilmiyorum. Ömrüm feda senin sevdana. Senden başka kimsen yok. Kolum yok, kanadım yok. Halimi soranım yok. Yalan dünyada. Sen yoksan hiç kimsem yok. Hayat yolum dermanım. Hoş geldin, iyi ki varsın. Göz ağrım alın yazım, canımsın. Hiçbir aşkım duymuyorum. Kalbim kırık başka aşka. Bir canım var al diyorum. Ömrüm feda senin sevdana. Kaç günüm var bilmiyorum. Ömrüm feda senin sevdana. Senden başka kimsem yok. Kolum yok, kanadım yok. Halimi soranım yok. Yalan dünya. Sen yoksan hiç kimsem yok. Kalın yok, kanadım yok. Derdimi soranım yok. Yalan dünya. Sen yoksan hiç kimsem yok. Kolum yok, kanadım yok. Halimi soranım yok. Yalan dünya. Sen yoksan hiç kimsem yok. Kalım yok, kanadım yok. Derdimi soranım yok. Yalan dünyada. Harikasın. Sen de harikasın. Hakan'cığım ne kadar güzel söyledin. Ne kadar güzel. Çok mutlu oldum. Bu bizim için çok önemli bir şarkı Sibel'cim. Bu bizim yol şarkımız. Öyle mi? Her konsere gittiğimizde playlistimizde kesinlikle bu vardır. Ay ne senden güzel. Senden dinlerken çok güzeldi ama ben söyleyince böyle bir daha içine girdim. Daha ne duygulandım, çok... heyecanlandım, terledim. Çok yakıştı çok sesine, çok yakıştı. Orkestramıza da çok evet, büyük çok bir alkış gelsin. Evet, çok teşekkürler ediyoruz ve bu Baki, şarkı. Baki, Kemancı, Aydın Kara. Teşekkür ederim herkese, herkese. Herkese teşekkür ederim. Ama sen de bambaşka söyledin bunu. Ne bileyim ben senden başka kimsem yok. Kolum yok, kanadım yok. Ha? Yaralı bir, değişik aşkın öyküsü. Yaralı bir aşkın öyküsü. Aslında bu şarkı nasıl bir şarkı biliyor musun? Ben yine konuyu değiştireceğim. Bak şimdi anında. Şimdi senden başka kimsem yok. Bunu annene de söylersin, babana da söylersin, kardeşine de söylersin.
Yani orada sevdalım varsa söylersin, yoksa çok, da söyleyemezsin. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru. Şu anda hiçbir şey bana bırakmadın. Yani bir şey söylemek istedim ama anında kestim. İlerleyen ama zaten, gerçekten ilerleyen öyle. İlerleyen dakikalarda söyleyeceksin gibi geliyor ya, zaten. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Geçen haftadan beri öncelikle bütün izleyen herkese ben ne kadar teşekkür etsem az. Ben ve bütün arkadaşlarımla birlikte ilginiz, sevginiz bizi o kadar mutlu etti ki. Herkese teşekkür ediyorum ve hemen fırsat bulmuşken Kanal D ekranlarında şu anda bizleri izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok mutluyuz biz. Şarkılar bizi söyleyecek bu akşam. Bir haftadan beri telefonlarım durmuyor, inanır mısın? Öyle değil ciddi mi? Ciddi söylüyorum. Benim de. Herkes tebrik üstüne, tebrik üstüne. Ya ne kadar büyük Türk bir mutluluk bu. Türk halkına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Bugün Orhan Gencebay'ın şarkılarını söyleyeceğiz. Orhan Baba bizi evden izliyordur herhalde. Arkadaşlar hazır mısınız? Da gülene yazıklar olsun. 2021 yılındaki aldığın en güzel sürpriz. Benim de öyle. Kahretme. Anlama. Hayatta olmadı. Beni çok duygulandırdınız. Bu eserler sevenlerin oldu. Teklif ediyor. Duyuyorsunuz değil mi, teklif ediyor. Benimle evlenir misin? Şimdi hareketli, senin aslında değişik böyle, bak şimdi direkt oralara giriyorum ama ne yapayım yani, dönüyor, yapacak hiçbir şey, geliyor. Dönüyor dolaşıyor senin böyle yalnızlığın, hani bir an önce bir şeyler olsun istiyorum hayatında, böyle bir renk olsun yani diyorum da işte bir şarkım var benim de çok sevdiğim, acaba mesela hangisi olabilir? Bir teklif falan böyle değişik evlilikle bir şeyler. Evlilikle alakalı şarkılar. Başka ne olacak Hakan? Hadi o zaman teklif seni ediyorum. Seni baş göz edeceğim ben. Hadi inşallah. Yoksa gelin mi, biri mi geliyor? Yoksa gelin mi geliyor? Ha, biri mi geliyor? Bana sürpriz mi yapıyorsun yoksa? Ay evlendi mi, ne yaptı bilmiyorum ki ben. Öyle bir şey mi var? Teklif ediyorum, benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım, kendimden emin. Teklif ediyorum. Duyuyorsunuz değil mi, teklif ediyor. Benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım, kendimden emin. An kaldı mutlu. Tez davranalım, yaza olsun düğünümüz, kışa kalmaya. Gel evet de, bir yuvada buluşalım. Seni benim için, beni kimin için yaratmış güzel Allah'ım. Gel evet de. Benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım, kendimden eminim. An kaldı mutluluğa, tez davranalım. Yaza olsun düğünümüz, kışa kalmaya. Gel evet de. Yaratmış güzel Allah'ım. Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada bu.
Harika, harika. Bayılıyorum ben bu şarkıya. Teklif yani, edenlere gitsin. Yani yeni Hakan, evlenmeye karar verenlere evet, gitsin bu şarkı. Diyecektim ki Hakan daha ne söylesin? Yani daha ne diyeyim? Söylesin? Daha ne diyeyim? Daha ne diyeceksin? Şarkılar yapıyorum, türküler yapıyorum. Evet. Olsun, kısmet. Kaderimizde evet, varsa olur inşallah. Evet, olacak olacak. Sibel'cim, bugün hangi ustamızı anacağımızın sürprizini sen ver istersen. Ben şimdiden şöyle bir duruyorum. Ben de böyle duruyorum. Evet, evet, evet. Bugün sevgili Orhan abimizin, Orhan Gencebay'ın şarkılarını söyleyeceğiz. Orhan Gencebay deyince ülkemizde olduğu gibi dünyadaki bütün müzik adamları ayağa kalkıp saygı duruşuna geçer. Ben çok heyecanlıyım ve çok mutluyum bu gece onun şarkılarını, eserlerini seslendireceğim için. Peki sen? Orhan Baba bizi evden izliyordur herhalde. Evet, tabii tabii. Ona ben saygılarımızı iletiyoruz. Biraz önce Sevim ablayla konuştum. Çok heyecanlıyım Orhan Baba şarkıları söyleyeceğim için Sibel'cim. Vallahi ben de ilk günden beri zaten bunun hikayesini de sonra anlatacağım. Ben eğer şu anda sizlere şarkı söylüyorsam bu Orhan Gencebay sayesindedir. Bunun da dediğim gibi ileride programımızın ilerleyen dakikalarında hikayesini anlatacağım. Dolu dolu bir gece olacak. Çok güzel müzik olacak. Dolu. Çok güzel. Yani Orhan Gencebay şarkıları yani bir geceye sığacak gibi değil zaten. Yani günlerce, gecelerce söyleriz. O zaman ne diyoruz? Şarkılar Orhan Gencebay'ı söyleyecek bu gece efendim. Sibel'cim senden ufak bir ricam olacak. Ben her hafta seni seslendirdiğim bir şarkıyı kendime tutuyorum şarkı olarak. Öyle mi? Fal tutuyorum şarkılardan, şarkılardan fal tutuyorum. Fal tutuyorsun. Senden neymiş ricamdır. Acaba? Kanasını bu gece benim için söylersen. Ay tabii ki, ne demek. Çok hemen. Kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar, bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu, yoksa gizledin bir şeyler mi var? Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar, bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa gizledin bir şeyler mi var? Ben günahsız geri, sen sahte aşık. Vefasız sözlere inanma arzım. Bu kaçıncı veda, yalan, ayrılık, istesen de yok desen de buna gücüm yok artık. Kanasın, kanasın, bırakın yaram, kanasın. Kaderimse böyle sevmek, bırakın anamasın. Buna dayanmaya gücüm yok, sevmişim ama sevenim yok. Sensiz bırakın yaram kanasın. Kaderimse böyle sevmek, bırakın anamasın. Buna dayanmaya gücüm yok, sevmişim ama sevenim yok. Sensiz kaldım gecelerde, beni kimle kanasın, bırakın yaram kanasın. Thank you.
kaçıncı mevsim? Bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? Ben günahsız gelin, sen sahte aşık. Vefasız sözlere günah var. Bu kaçıncı veda, yalan, ayrılık. İstesen de yok desen de buna gücüm yok artık. Kanasın, kanasın, bırakın yaram. Kaderimse böyle sevmek. Bırakın anamasın. Buna dayanmaya gücüm yok. Sevmişim ama sevenim yok. Sensiz kaldım gecelerde. Beni kimler anlasın? Kanasın, kanasın. Kanasın. Bırakın yaram, bırakın yaram kanasın. Kaderimse, kaderimse böyle sevmek. Bırakın anamasın. Buna dayanmaya gücüm yok. Sevmişim ama sevenim. Ağzına sağlık. Çok hüzünleniyorum ben bu şarkıyı evet dinlerken. Ya, aynen. Çok gerçekten. Ben de öyle çok... sevgili Serdar'a buradan. Canım benim çok öpüyorum onu, Serdar Ortaç şarkısını. Ona sağlık diyelim. Teşekkür ediyorum. Böyle bir efkarlanıyoruz, bir hareketlenelim. Bir efkarlanıyoruz, bir gerçekten hareketlenelim öyle. Dedim. Biraz hareket lazım halay, şu anda. Halay modunda bir şarkım var, onu söyleyeyim mi? Hemen. Tamam, çok gül belaldır, gülün gözü eladır. Hemen. Gülümden ayrı yeren sevdaldır. Tamam. Gün belalıdır, gülün gözü belalıdır.
Bravo. Bravo. Harika. Evet, kutlarımız da döktü biraz. Bence halay. De ne kadar iyi oldu. Halay da çektik. Aynen. Kesin ekran başında bütün herkes halay çekti. Serçe parmaklarından böyle değil tutuşuyor. Değil mi? Kesin, kesin. Ne güzel. Arkadaşlar nasıl? Bugün Orhan Gencebay'ın şarkılarını söyleyeceğiz. Orhan Baba bizi evden izliyordur herhalde. Arkadaşlar hazır mısınız? Bu arada ben şeyi söylemek istiyorum sana. Bütün hafta benim arkadaşlarım senin geçen haftaki kıyafetinle ilgili. Öyle mi? Evet, lütfen söyler misin? Çok güzeldi Sibel Hanım. Çok zayıflamış Sibel Hanım. Şahane gözüküyor Sibel Hanım. Aman. Nazarlardan saklasın çok, deyin ay ne dedim. Güzel, çok teşekkür ediyorum. Bu hafta ediyorum. Da çok şıksın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol canım benim. Bana da yani gerçekten telefonlar durmadı. Kıyafetimi hafif böyle süzülmemle ilgili minik böyle iltifatlar. Hafif süzülme. Evet hafif yani bu konuda geçen hafta da söyledim ben mimli olduğum için aman diyet falan hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama böyle sanki yeni bir sayfa açtım hayatıma böyle tertemiz. Çok güzel gözüküyorsun. Biraz yürüyüşler, söyleyeyim. Minik böyle diyet programları ama çok fazla değil beni yormayan şeyler. Bayanlar bilir şimdi beni yani mimli olduğumu ama iyi gidiyor. Şimdi yine senin de biliyorum sen de bu şarkıyı çok seviyorsun. Ben de inanılmaz seviyorum. Akşam güneşiyle başlayalım mı? Başlayalım. Gecemize. Gecemize. Hadi. Orhan Baba gecesine. Batarken ufuktan bir akşam güneşi bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim dönmedin geri
şu gurbet ellerde. Sanki kara bulut seni saklıyor benden. Ne olur, ne olur, ne olur. Bu nedir ya? Yani şuradan izleyip ben sizin heyecanınızı daha beşe katlıyorum çünkü çok güzel görünüyorsunuz. Maşallahınız var. Benim. Senin de maşallahın var. Evet, inanılmaz. Ne güzel geldin valla. Efeler gibi geldin. Sen eyvallah. Ne diyorsun? Ege'den oluyor. Ege'den. Sen ne diyorsun? Tabii tüm İzmir'e de selam olsun. Selam olsun. Bu arada Aydın Kara ve Baki Kemancı Orkestrası'nı alkışlar mıyız lütfen? Orhan Baba bizi evden izliyordur herhalde. Arkadaşlar hazır mısınız? Çok özel bir akşam. Çok. Orhan Gencebay şarkıları söyleyecek. Böyle bir şey var mı? Biz müzisyenlerin ders konusudur Orhan Tabii Gencebay. Ki. Yıllar önce o kaset zamanlarında biz onlara yetişebildik. Daha önce plaklar vardı tabii. Kaset zamanlarında kim daha önce alır da şarkılarını kim daha önce geçer? Tabii. Değil mi? Ne kadar önemliydi? Çünkü ders niteliğinde çalışmalardı. Tabii ki etüt gibiydi hepsi. Bizim konservatuvarda biz enstrümanistler hep Orhan Baba'nın saz eserlerini, introlarını çalışırdık. Yani onlara şarkı demek bence doğru değil. Eser. Eser. Gerçekten eser. Hepsi gerçekten. Birer eser. Gerçekten. Ellerinizden öperiz Orhan Babacığım. Saygılarımı Sevim sunuyoruz. Sevim ablacığım, Orhan abicim öpüyoruz sizi. Siz de bu güzel gecenin tadını çıkarın evde. Öpüyorum. Şarkıya bak. Aman evet, Allah'ım. Hadi bakalım. Böyle büyük bir eser var mı ya? Ha? Büyük eser gerçekten. Ben hiç bilmiyorum. Şimdi ne söylüyoruz biliyor musunuz? Batsın bu dünya. En sevdiğim şarkılarından Aman, biri. Aman benim de. Hepimiz. Hadi bakalım. Hepimizin. Hazır mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey karanlık, nerede insanlık, kula kulluk edene yazıklar olsun. Yaşanmamış dertler
iken gönül benim mi olsun? Ben ne yaptım kader sana? Mahkum ettin beni bana. Her nefeste bin sitem var şikayetim. Yaradana şikayetim, yaradana. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of, 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 of. Ben mi yarattım derdi ıstırabı? Ben mi yarattım günah sevk olmuşsa, vefa yorulmuşsa, düzen bozulmuşsa? Ben mi yarattım? Geçen ömrüme yazıklar olsun. Olmamış çileler, yaşanmamış dertler. Hasret çeken gönül benim mi olsun? Ben ne yaptım kader sana? Mahkum ettin beni bana. Var şikayetim, yaradana şikayetim, yaradana. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of, 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 of. Allah Allah! Orhan baba, iki elinizden ya. Öpmek istiyorum şu an. İki elinizden öpmek istiyorum. Orhan abicim. Sağ ol. Orhan abicim. İnan ben Sevim ablayla biraz önce konuşmuştum. Öyle bir şey olamaz. Burada biz şaşırıp kaldık Orhan abicim. Dayanamadım. Sizleri görmeye geldim. Canım benim. Bugün benim eserlerimi evet. Seslendiriyorsunuz. Evet Orhan abicim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne demek bizim çok için? Çok güzel olacağına eminim. Ben de katkıda bulunuyorum. Neyse dayanamadım geldim. Şeref verdin. Şeref verdin. Şeref verdin bize. Şerefler verdin Orhan abicim. Ya inanılmaz mutlu ettin bizi değil mi? Bu çok ne böyle? Bizim için çok büyük keyif aldınız. Şeref duyduk. Çok teşekkür ederiz Orhan abicim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok özledik Orhan baba. Hatta sizi görünce ben zaten çok heyecanlanıyorum sizi gördüğüm zaman. Şu an bütün ekip. Yani nasıl herkes? Bir heyecan içinde ve herkesin yüzü ve gülüyor ekranları sayenizde. Ekranları başında şu anda bizleri izleyen herkes çok şaşırdı bizim gibi onlarda. Ve herkes çok özledi Orhan abi seni. Yeni çalışmaların biliyorum ki var.
biliyorum. Var. Bunun da minicik bir müjdesini verelim mi? Çünkü herkes çok merak ediyor Orhan abicim. İlk bir single'la girmek istiyorum. Sonra 10 eserden oluşanı yapacağım. O single'ın eserin bir tanesi şey. Onu söyle, bilginiz olsun diye söyledim. Evet. Şu ortamı anlatan etkilendim. Belki şiirinde okurum. Sonra arkası da Canım Türkiye'm. Ah çok güzel. O ikisini yapacağım. Sonra 10 eserden oluşan bir albüm yapacağız. Değişik harikasın. Notlar var. Harikasın Orhan abicim. Çok özledim. Dört gözle bekliyoruz. Evet. Babacığım. Berbun Orhan Gencebay'ın eserleri hepimiz için, müzisyenler için özellikle ders niteliğindedir. Tabii az önce konservatuar etüt diyoruz biz ona. Konservatuarda hepimiz Orhan Baba'nın introlarında hep etüt olarak çalışırdık Orhan Baba. Antrenman için. Antrenman için. Antrenman için değil mi? Ben de bir sene çalışmıştım. Kendim sen. Eserim. Kendi eserim. Doğru çalayım diye bir sene çalıştım. Ama siz... müzisyenlerin arasında şöyle bir şey vardır. Şimdi senin sesinin güzelliği, yorumu ayrı bir şeydir. Ama enstrümanistliğin ve enstrümanına aşkın, bağlamana, sazına aşkın. Sadece bizim Türkiye'mizde değil, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve dünyanın sağ dört ol, bir yanında zaten takdir gören bir şeydir. Biz de senin sazına da ayrı bir aşığız zaten. Teşekkür ederim. Evet, saz halk müziği enstrümanıydı ama ben onu daha genişletmeye çalıştım. İçindeki sesleri ortaya çıkarmaya çalıştım. Ve yapılmayan bazı çalışmaları yapmak istedim açıkçası. Hepimize de yol açtın. Geçen gün kaza geçirdim, parmağım kırıldı. Ay evet, saz çalamıyorum bugün ama daha tam geçmedi ama geçecek. Çok geçmiş olsun. Bir 10-15 gün daha var. Evet, çok geçmiş olsun Orhan abicim. Anlamı büyük. Orhan babacığım, bizim ekip arkadaşlarım size çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Sizin hayatınıza dair güzel bir BTR hazırlamışlar. İsterseniz onu izleyelim. Ve burada seninle birlikte izleyeceğiz Orhan abicim. Ben de çok merak ediyorum. Daha güzel çok olamazdı merak ediyorum. Zaten. Daha ne olsun. Hemen ya. İzleyelim. Peki yavrum. Yakası beyaz mendilli, ceketi de zincirli. Sanatçı kimliğinden de ziyade tam da bir İstanbul beyefendisi. Dokunma, dokunma, kırılır kalbim, dokunma. Ama Orhan Gencebay'ın büründüğü bir başka tarzı daha vardı. Hoş, bu tarzı da onu herkesin Orhan babası yaptı. Bağrı açık, boynu zincirli, bıyığı kaytandı. Tiryakisi olduğumuz her acının mecnunu, kapanmayan gönül yaralarımızın dili yaralı, eli sazlı tesellisi, arabeskin en hassas, en ince damarı Orhan Gencebay. Sevenin halinden sevenler anlar. Bu akşam şarkılar bizi söyler de bütün saatler dursun, sevenler kavuşsun. Orhan Baba'nın da dediği gibi mevsim bahar olsun. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel, yaşamak ne güzel. Ve bu kez sazı elimize biz alalım ve onun söylediği gibi onun hayatını şarkılarıyla anlatalım. Şarkıların duygularımı benden daha iyi anlatıyor. Söyle o zaman. Dinle. Korkuyorum seni kaybetmek. Orhan Gencebay'ın çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi, zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay sazı eline henüz 7 yaşındayken aldı. Bir daha da parmaklarını tellerinden ayırmadı. Yirmili yaşlarındayken sazıyla Samsun'dan İstanbul'a geldi. 1970'lerin başı, besteci kimliğiyle ön plana çıkan Orhan Baba, arabesk sevdalılarının gözlerine sürme çekip, sevdaların rengini siyaha da boyasa, yeşil gözlerine aklım takıldı dedi. Aklım takıldı, fikrim takıldı, yeşil gözlerine aklım takıldı.
Sene 1969. Sevenin halinden anlayan sevdalıların sazlı tesellisi oldu. Tüm Türkiye teselliyi Orhan Baba'da buldu. Sevenin halinden sevenler anlar. Orhan Gencebay sazını eline aldığından beri sevenin halinden sevenler anlar dese de, şarkılarında hep aşıklara seslense de, 1975 yılında kardeşlik dolu bir dünyaya da batsın bu dünya adına armağan etti. Ne de olsa bu ülkenin Orhan babasıydı. Batsın bu dünya. Ben ne yaptım kader sana, mahkum ettin beni bana. Her nefeste bir sitem var şikayetim, Yaradan'a şikayetim. Allah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin birlikte çok güzel şarkılarınız var. Tabii ki ben biraz önce programın başında da söyledim. Şu anda sizlere şarkı söylüyorsam Orhan abinin sayesindedir bu. Onun bana verdiği eli. Sibel, ne diyeyim, nasıl? Birazcık Sibel, benim hikayemi biraz böyle anlatsana Orhan abicim. Sibel 13 yaşındaydı ilk gördüğümde. Evet. Ve sonra sesinin güzel olduğunu duydum 15 yaşında. 15 yaşındaydım, evet. Galatasaray'daki ofise geldim. Evet, sesini duydum. Vedat Bey söylemişti, Vedat arkadaşım. Sesinin çok güzel olduğunu gördüm. Bir mısra dinledim, harika. Hemen mukavele hazırlayalım dedim. Sibel'i evet, firmaya alalım dedim. Ve şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Harika bir babam vardı. Evet, rahmetli babam. Harika rahmet bir insandı. Olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben öyle metanetli, sakin, efendi bir insan çok az gördüm hayatımda. Ah, annen evet, de öyleydi. Evet, evet. Ve mukaveleyi yaptık. Çok mutlu oldu baba. Sibel de öyle. Çok Sibel 15 hayal yaşında olduğu için. Ve albüm çalışmaya başladık. Bir sene sürdü. Bir yıl sürdü. Fahrettin Bey rahmetli. Evet. Fahrettin Bey'den tabii ki Fahrettin Aslan'dan gizlice yapıyorduk bunu Orhan abiyle birlikte. O da çok şaşırdı. Çok duymasını şaşırdı. Duymasını istedik. Ne olur ne olur Fahrettin Bey'i çok seviyor sayıyoruz. Üstelik gazinocular kralı olarak bir ünvanı vardır onun. Tabii ki. Yani Fahrettin Bey bunu bilmiyordu. Albüm çıkmak üzereyken duydu. Duydu be. Ve sonra... Şöyle kestirmeden evet, gideyim. Orhan engel olmak istedi. Ama ben ısrarla Sibel çok iyi olacak dediğim zaman biz Fahrettin Bey'le çok evet, iyi anlaşırdık. Tabii da ki. Madem Orhan öyle söylüyor ben de onu as solist olarak çıkarıyorum dedi. Evet. Ve Fahrettin Bey'in kararı. Ama haklıydım. Neticede niye bana haklıydım? Albüm çıktı ve tiraj olarak 850 bin tirajıyla çıktı. İlk defa. Çok büyük bir rakamdı. Bu ilgi muazzamdı. Ne ve mutlu. 16 yaşında 16 Sibel asolist oldu. 16 yaşında, ve o günden evet, beri tabii benim yavrum harikalar yarattı ve çok iyi oldu. Hep buradan layık olmaya çalışıyorum Orhan abicim. Sağlıyorum. Sen harikaydın, çok iyiydin. Seni kutluyorum. Canım benim. Ve ben de bugün dediğim gibi dayanamadım geldim. Ya Orhan bugün abi, benim bestelerimden olacağım bir gece olduğu için. Benim için çok önemli bu gece tabii ki. Çok teşekkür ederim. Sizi ediyoruz, kutluyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bizim o müthiş bir albüm yaptık biliyorsun Orhan abicim evet, seninle. Hayat devam ediyor. Evet. Bir tanesini. Dinleyebilecek miyiz diyecektim ben değil de mi? Acaba ben onlardan bir tanesini. O zaman söyleyelim, hayat devam ediyor diyelim. Evet. Hemen, evet. Thank you.
kimse artık yok diye. Yazıktır canına, ömrüne yazık. Hediye Tanrı'dan bu can. Şerefler verdim size. İzninizle çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdınız. Çok da güzel yorumluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu eserleri artık, bu eserler benim diyeceğim ama değil. Bu eserler hepimizin, sevenlerin oldu. Hepimizin oldu. Halkımızın oldu, sevenlerin oldu. Başarılar diliyorum. Çok yavrum, teşekkürler. Berhudar olun. Çok sağ olun. Yüreğinize sağ olun. Şeref verdiniz. Çocuklar başarılar diliyorum. Hepinize. Nuro. Allah Allah, bu nasıl bir heyecan ya. En güzel Allah. Sürprizi bence ya. Gerçekten öyle. 2021 yılındaki aldığım en güzel sürpriz. Benim de öyle. Vallahi öyle. Bu oldu ya. Tüylerim diken diken oldu. Ya, aynen öyle. Aynen öyle. Sağlık olmasın mı? Daha kimi olacak çok yani? Çok güzel ya. İnanamıyorum. Tamam. İnanamıyorum. Allah uzun ömürler versin Orhan Baba. Ellerinden öpüyoruz. Huzurla hep Sevim birlikte. Ablacığım, size Sevim de saygılarımızı iletiyoruz. Sevim ablacığım, canım benim. Canım benim, çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdi. Oh,
yaşayamam. Bana kaderimin bir oyunu mu? Biz de canız insanız billah. Biz de canız insanız billah. Şafakçım geçen hafta seyretmişsin. İzleyemedik. Sen var mıydın bir şey? Ben burada la'dan mı midem mi? Fu olsun. Fu kung fu'da kullanılmıyor mu diye. Arkadaşlar. Bizi bizden ayırırlar. Yine muhteşem bir Orhan Gencebay şarkısı. Yalnız şarkının ufak bir hikayesini anlatmak isterim. Dinlemek isterseniz tabii siz de. Tabii ki, lütfen. Samsun'da yaşarken Orhan Baba, komşusu Ayşe Hanım'ın böyle güzel bir kızı varmış. Mahallende bir çocuğu varmış. O kıza çok sevdalanmış. Ve sürekli Ayşe teyze gidip kızını bana verecek misin, kızını bana verecek misin dermiş. Tabii durumu iyi olmadığı için, gariban da olduğu için maalesef o sevda bir araya gelmemiş. Kızı vermemişler. O sevdalanan genç de meczup olmuş. Ah, Orhan canım. Abi bu hikayenin üzerine dilenci şarkısını yazmış. Ah canım benim. Bütün sevda mağdurlarına gelsin efendim bu şarkı. Hepsine gelsin. Ben bunu yıllar önce seslendirmiştim. İlk albümümde. Şimdi tekrar... söyleyelim. Hep beraber olsun. Hep birlikte. Hadi Hakan. Sevmek çok zormuş, sevmemek çok zor, sevilmemek çok zor, sevdim ama sevildim mi bilemiyorum, ağlamak çok zor. Ağlamamak çok zor, ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderimden dileniyorum. Bir dilenci, senden aşkı dilenen, her fırsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen. Bir dilenci, geleceğini bilmeyen, senden ne para ne de bu ne de acımanı bekleyen. Kırdın kırılmadan gururumu ve o çok değer verdim onurumu, serdim yollarına ömür boyu besledim büyüttüm yaşatan onurumu, bekliyorum her gün seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu. Çok zor. Beklememek çok zor.
bekletilmek çok zor. Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum. Beklemek zormuş, beklememek çok zor. Bekletilmek çok zor. Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum. Bir dilencim, senden aşkı dilenen, her fırsatta hor görülür belki, gülüp alay edilen. Bir dilencim, geleceğini bilmeyen, senden ne para ne de bu ne de acımanı bekleyen. Kırdın kırılmaya gururumu ve o çok değer verdim onurumu, serdim yollarına ömür boyu besledim, büyüttüm yaşatan onurumu. Bekliyorum her gün seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu. Bir dilenciyim. Arkadaşlar gerçekten çok şanslıyız bence bu gece. Orhan Baba sürpriz yaptı. Onun şarkılarını söylüyoruz. Onun şarkılarını çalıyoruz. Yani benim için muhteşem bir gece. Hepimiz için. Ama ekipten bir şey duydum. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Orhan Baba'ya çocukluğunda çok lakabı var biliyorsun. Orhan Baba diyorlar, Orhan abi diyorlar. Çocukluğunda Göbek Orhan derlermiş. Ben ekipten duydum. Göbek Orhan. Ben de bunu yeni duydum da Allah eskilerden Allah. Duyduklarım var. Mesela ortaokul zamanlarında Baba Orhan diyorlarmış. Lise zamanlarında Kont Orhan. Kont Orhan. Emin olmasam söylemezdim. Aha. Doğru kanallardan duyduk o yüzden. Ben bunları ilk defa duyuyorum. Ben de ekipten duydum valla. Ekipten duydum. Aynen hepimizin. Ama ne güzel lakapları var değil mi? Valla ben bu aralar... Kont. Seni de keşke duyuyorum. Keşke sorsaydık Orhan abiye. Magazinde de sana arabeskin prensi diyorlar. Sağolsun, teşekkür ederim. Magazinde. Ben arada izliyorum da görüyorum abi. Teşekkür ederim. Güzel bir şey canım, arabeskin prensi. Bunda ne var? Böyle manidar yine birbirinizle değişik bakışlar. Çok sağ olun. Ne bileyim, evet. İlla ki takılıyordur bana. Arabeskin prensi. Ben iyi bir şey söylesem de o zaten acaba Hüsnü ne demek istedi diye şöyle bir düşünüyorum. Yok şaka yapıyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir şey. Yakışıyor da sana gerçekten. Çok sağ olun. Gerçekten öyle yakışıyor. Estağfurullah, siz öylesiniz efendim. BTR'miz var. Geçen hafta sağlıkçılarımız isteklerde evet, bulunmuşlardı. Evet. Bu hafta da taksilerden yükselen sesleri, taksilerimizin isteklerini bu hafta yerine getireceğiz. İlk isteğimizi izleyelim hemen isterseniz. Hemen izleyelim bakalım ne istediler bizden. Merhaba, ben Nur Akkaya. İstanbul Avcılar'da 3 yıldır taksi şoförlüğü yapmaktayım. Orhan Gencebay'dan Hatasız Kul Olmaz şarkısını canım oğlum Sertan Güçlü'ye armağan etmek istiyorum. Çok bütün güzel. Alkışlar, bütün alkışlar. Çok güzel. Burada, burada güzel da, sürpriz olmuş. Burada İstanbul da kadın, gibi kadının yerde, gücü, evet. İstanbul, İstanbul trafiğinde bir kadının taksi şoförlüğü yani, yapması gerçekten çok helal. Gerçekten, muhteşem bir şey. Gerçekten. Tebrik ediyoruz Canı Gölden. Bu arada bütün taksicilerimize, minibüs şoförlerine, otobüs şoförlerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu geceki bütün şarkılar hepsine gelsin. Neydi sıradaki şarkımız? Hatasız Kul Olmaz. Hı-hı. Hadi bakalım. Ne büyük eser. Thank you.
hatasız kul olmaz. Hatam var, sev beni dermansız. Derd olmaz, derman var. Sal beni, kaybettim. Çok teşekkür ederim. Bravo size. Bravo. Allah Allah. Yani. Şarkılara bak. Ders İlk defa söyledim şarkılar. Ben bu şarkıyı vallahi. Biliyorum, biliyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz önce onu söylüyoruz. Tamamen ders niteliğinde büyük eser çok, bunlar. Çok büyük eserler gerçekten. Yorumlamak da dediği gibi. Çalması ayrı zor, yorumlamak ayrı zor. Çok, tebrik yani. Ederim Hakan çok, abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben şimdi yıllar önce yine seslendirdiğim bir Gencebay şarkısı var. Onu hemen söylemek tamam. istiyorum. Kime ne? Hicaz. Hicaz. Kime Hicaz. Ne? Bu arada Orhan abinin ilk yaptığı albümden birlikte yaptığınız şarkı albümde tabii, mi? Tabii tabii. Klarnet'in önemli isimlerinden Turgay abi mi çalmıştı Baki abi o soloyu değil mi? Turgay Özüfler selam olsun burada. Selam saygı selam olsun. Allah ömürler versin. Amin. Onun solosundan. O zaman ne diyoruz? Evet. Sibel Can. Kime ne? Hemen. Gitmek istiyorsan kime ne? Gecemden yıldız gibi meçhule koyuyorsan, kaderini çizdiysen kime ne? Basarım ben bağrıma koca koca taşları, hıçkırarım. En acı zehirlerle sararım ben yaramı, avuturum gönlümü kime ne? Umurumda mı ki dünyanın, umurumda mı ki kimsenin? Varmışım yokmuşum ben kime ne? Umurumda mı ki dünyanın, umurumda mı ki kimsenin? Kaderimmiş kime ne? Açmışım, dokmuşum ben.
kime ne? Sevilmemiş, sevmişim, bir gönle girmemişim. Sevilmek zorla olmaz kime ne? Basarım ben bağrıma sabır denen taşları. En acı zehirlerle sararım ben yaramı. Sustururum gönlümü kime ne? Umurumda mı ki dünyanın? Umurumda mı ki kimsenin? Varmışım yokmuşum ben kime ne? Umurumda mı ki dünyanın? Umurumda mı ki kimsenin? Benim kaderimmiş kime ne? Ağzına sağlık Zibel'cim. Şahanesin. Teşekkür ederim. Şahanesin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı acaba ekran başında? Bizleri izleyenler ne yapıyorlar acaba? Çok merak ediyorum. İnşallah keyif alıyorlardır. Ben keyifliyim, Allah'a şükür olsun. Güzel aynı gidiyor. Şekilde ben de çok keyifliyim. Hepimiz keyifliyiz. Keyifliyim. Ekip olarak da öyleyiz. Tabii ki her başarılı erkeğin yanında dağ gibi bir kadın vardır. Bu anne olur, eş olur, yaren olur. Ekibimiz Orhan Baba'nın hayatındaki hanımefendileri VTR'sini hazırlamış. Hep beraber izleyelim. İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Biliyoruz ki şarkılar hep kadınları anlatır. Özellikle de müziğin babalarının şarkılarında. Baba her ne kadar şarkılarında dese de öyle değildir. Yalnız gibi görünen her adamın, her babanın, her üstadın başarısının ardında güçlü kadınlar vardır. Onlar bazen derdinin dermanı, yolunun yoldaşı, bazen evladı yerine koyduğudur. Sibel Can'dır. Bazen yarım asırlık sevdasıyla gönlünde taht kurduğu Can'ı Canan'ıdır. O, babanın hayatının kadınıdır. Bizimse başımızın tacıdır. Ve o kadın da Sevim ablamızdır. Seni benim gibi seveni bulamazsın. Tanrım bu rüyada hiç uyandırmasın. Ama gel gelelim, bir adam adam olmayı hayatına ilk giren o kadından, anasından öğrenir. Beni en yandan annemdi diye düşünürdüm. O kadın, o ana, babamızın annesi, Orhan Gencebay'ı yetiştiren tüm Türkiye'nin Orhan babası olmasında eli, emeği olan Habibe Gencebay'dır. Anne, sen hep bize meleği öğrettin. Şeytandan hiç bahsetmedin anne. Şeytanı biz tanımak zorunda kaldık. O da derdi ki, ne yapayım yavrum, ben size iyi olanı öğretmeye çalıştım derdi. Ama meleği iyi öğrenen, iyiliği iyi öğrenen şeytana da nasıl cevap vereceğini iyi bilir ve anlar onu. Yani sonuç olarak kalbi iyilikten, gönlü sevmekten yana olan her güzel adam, evladına kötüyü değil, İyi anlatan annelerin yetiştirdiği babalardır. Dil yarası, dil yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkat vermiş.
Çok güzel be. Çok güzel. Çok güzel. Sen ne şanslısın ben evlat olarak. Evlat evet, olarak o kadınların orada gerçekten arasında çok güzel. Olmak evlat olarak ne mutlu bana, ne mutlu. Gerçekten Hakan emeklerine sağlık. Ekibimizle ben de sana bir VTR hazırlıyorum. Heyecan yapma. VTR. Bu defa değil, bir dahaki bölümlerde inşallah. Başarılı erkeğin arkasında kadın olarak mı? Onunla alakalı mı hazırlayacaksın? Evet, gizliden hazırlanıyoruz alttan. Bu bölüme yetiştiremedim. Ben yalnızım biliyorsun. Ne sevinim var ne sorunum var. Yalnızım ama Allah'a şükürler olsun dağ gibi bir annem var benim arkamda. Allah ömür versin. Allah ömür versin. Uzun ömürler versin. Rahmetli olanların da mekanı cennet olsun diyelim. Amin. Anneler çok özeldir. Benim mesela bir uğrum vardır. Ben uyurken falan cep telefonum hep kapalıdır. Yatak odama bile almam ben cep telefonumu. Ama uyandığımda uyanır uyanmaz ilk aradığım insan annemdir benim Sibel. Evet, bu tabii. Yıllardan beri böyledir canım yani. Benim. Dünya canım. Yansa direkt açarım telefonu ve annemi ararım. Onun hayır dualarıyla başlarız güne gideriz sana. İşte. Buradan ne güzel. Öperim sevgiler selamlar. Anneciğim. Hepimiz öpüyoruz selam ellerinden annenin. Evet. Hepimiz öpüyoruz. Neden bakıyorsun yine böyle değişik sen Hakan'a? Kesin bir şeyler söyleyecek. Bir değişik bir şeyler düşünüyorum var. Düşünüyorum bazen de söyleyemiyorum. Neyse sıradaki şarkımız da çok fena bir şarkı. Yaşayamam. Bana kaderimin bir oyunu mu? Bir teselli ver. Ne yanmış adam be? Çok yanmış. Ben onun yangınını klarnetimle bir söndüreyim mi? Hadi bakalım. Hemen. Hemen. Aşkın zehir alsa yine içerim, yolun nece
yeter ki sevdim de ben bu aşk ile dünyanın kahrına güler geçerim. Ben zaten her acının tiryak istiyormuşum. Ömür boyu bitmeyen derdimle yormuşum. Güleme sevgilim, ben sensiz yaşayamam. Yaşayamam. Ben sensiz yaşayamam. Ah, Allah be! Harikasın. Ne şarkılar bunlar böyle. Şahane ya. Şahane. Harikasın. Hemen bir şarkı söylemek istiyorum. Ben durmayacağım. Süpersin. Hemen Tanrı'ya feryat diyor. Hadi bakalım. İnanmıyorum.
senden başka. Çok bravo. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkürler. İnanılmaz bir sürpriz oldu bu böyle. Asma double falan müthiş. Ama sen nasıl oynadın? Teşekkür ediyorum. Ben çok seviyorum bu şarkısını Orhan abimin. Ellerine çok sağlık. Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arada bilmiyorum renk olsun sizler diye. Sizler de sevdiniz mi acaba ekranların başında? Biz sevdik mi arkadaşlar? Çok sevdik. Teşekkürler ediyoruz. Abi Orhan abiyle ilgili bir BTR daha var sanırım değil mi? Evet tabii ki. Derdinin tesellisini şarkılarıyla anlatmış bir babadan daha zengini yoktur tabii ki. Orhan Gencebay tarzı müziğin en zengin kıvamıdır. O zenginliğin cevherleri de bu VTR'de saklı. Hadi izleyelim. Hemen. Sevenin halinden sevenler anlar. Dokunma, dokunma dertler benim. Yine benim hayat sevdim senin olsun. 69 yıllık sanat hayatının 49 yılı boyunca sırdaşı, sazı olan bir babanın bütün bestelerimi bununla yaptım. Benim için manevi değeri son derece yüksek. Benim sırdaşım. Derdini dinleyelim. Ümitsiz bir aşkın garibi oldum. Aradım hatayı, kendim de buldum. Onun derdini söyleyeni de çoktur. Alırlar seni benden, vururlar yüreğimden. Ben seni böyle sımsıcak bilmezdim. Eridi gönlümün karlı dağları. Eridi gönlümün karlı dağları. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Tam 69 yıldır derdini şarkılarıyla anlatabilmeyi başarmış, tesellisini de şarkılarıyla bulmuş bir babadan daha zengini yoktur. Ki öyledir de. Orhan Gencebay bir sanat ustasıdır. Sevmek çok zormuş, sevmemek çok zor. Onun müzikleri zamansızdır. Nerede, ne zaman duysak, sazının vurduğu her bir notası bam telimizi kanatır. Orhan Gencebay ustadır.
ardında hep güzel hatıralar bırakır. Bizler vefayı, zor günde el uzatmayı ve her mutlu günde yine orada bulunmayı örnek olarak Orhan Gencebay'dan gördük. Seni seviyorum. Berhudar ol. Tabii ki bu çok değerli, çok kıymetli şarkıları besteleyen Orhan Baba'yı kutlamak gerek ama ona bu şarkıları yazdıran sevgili Sevim Hanım'ı da buradan saygıyla selamlıyorum. Sadece ne kadınmışsınız be demek istiyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük üstadlarından bir tanesi. Onunla aynı albümde olmak değil, aynı çağda yaşıyor olmak bile benim için bir onur. En büyük alkışlarınız değerli Orhan Gencebay için olsun. Senin canı gönülden kucaklıyorum. Allah bize daha nice, nice uzun yıllar şarkılarını dinlemeyi, söylemeyi nasip etsin. Sen hep çok sağlıklı ol, hep başımızda ol. Ah, ah, bu yalnızlık, bu dertine. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. O albümün içinde ben de vardım biliyorsunuz ve İnanılmaz. Satış rekorları kırdı. Tam Orhan abiye yakışır bir albümdü. Buradan sevgili Polat'a teşekkür etmek istiyorum ben. Bu albümü o yaptı çünkü. Çok sevgiler Polat. Ben de Polat'a teşekkür etmek istiyorum. O albümde ben yoktum. İnan evet ben onu düşündüm. Sen neden yoktun? Nasıl olmadı? Polat'a sordum. Allah Allah. Olacak iş değil. Olsun burada söylemek nasip oldu. Bence işte, de. Orhan Baba'nın şarkı. Ama bence yine söylersin mutlaka. Polat'cığım orada bir tane söyleyecektim. Burada bayağı söylüyorum işte. İyi olsun. Ama olsun sana. Burada canlı canlı çalıp söylüyoruz arkadaşlar. Evet daha. Doğru. Bana kaderi. Şefakçığım geçen hafta seyretmişsin. İzleyemedik. Sen var mıydın? Ben burada lağdan mı midem mi? Fu olsun. Fu kung fu'da kullanılmıyor mu diye. Arkadaşlar. Bizi bizden ayırır. Buraya gelmesi ne kadar güzel bir şeydi. Yani unutulmaz bir andı. Değil mi yani? Ben için. Hala etkisindeyim biliyor musun? Çıkamadım yani. Rüya gibi değil aynen. Mi? Aynen Orhan Baba gelecekmiş gibi hissediyorum böyle. Ve ben, ben her zaman onlarla bir arada olmama rağmen gördüğüm an çok heyecanlanıyorum. Bambaşka bir ışık var Orhan abide. Allah ona sağlık versin. Amin. Hep böyle bizlerle olsun. Hep onun güzel şarkılarını birlikte söyleyelim inşallah. İnşallah hep beraber. O zaman şarkımızın adı Kaderimin Oyunu. Üçümüz seslendirelim bu şarkıyı. Hadi bakalım. Yoksa yaşamanın kanunu mu?
Yaşadım artık yaşamaktan. Çekmekle biter bu hayat yolu. O zaman gelin hadi sokağa çıkalım. İstek şarkımız hangisiymiş bakalım görelim. Adım Anıl Özen. Yaklaşık 6-7 senedir minibüsçülük yapmaktayım. Orhan Gencebay'dan Ya Rabbim şarkısını eşime armağan ediyorum. Canım benim. Hemen, hemen söyleyelim. Eşi için söyleyelim. Hemen. Aşk gönüle dolunca seven.
Yaşamak çok güzel. Allah sağlık versin. Nedir bu çektiğim senden? Gönül derdin hiç bitmiyor demiş Orhan abi. Hemen söyleyelim bence. Ben de bu şarkıyı Hakan abi ithaf ediyorum bu öyle akşam mi? O zaman. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Vallahi ne demek? Hakan devamlı seninle böyle bir gönül falan gönül bir şey olunca. Gönül işleri olunca hemen benimle uğraşıyor. Evet uğraşıyor. Gerçekçi olalım. Evet. Baki abicim buyurun. Buyurun. Divane
yalvare gör. Ustan artık Hakan abiciğim. Tam artık... adamına geldi şarkı. Ha? Tam sana geldi değil bak, mi? Bak gelip geçiyor ömür derken de beni gösteriyor. Yani yaşlandın yaşlandın diyor. Yaşlanmadın olgunlaştın. Olur mu canım, yaşladı. Yaş aldık. Tam evlilik çağındasın Hakan. Hadi inşallah. Araştırıyoruz, başladık böyle ara. Hadi bakalım. Hı? Vallahi ben bir süredir öyle diyorum ama. Ben de diyorum ama sıkıntı orada. Demekli olmuyor işte. Bu arada, nasip nasip. Bu arada hayırlısı olsun. Geçen haftadan beri TT oldun. Yok mu bir şeyler? Hepimiz TT olduk. Programımız oldu. Sibel oldu. Sen oldun. Hepimiz olduk. Ha, ben yalnızlığıma dair hala devam TT'lerde. Yok sıkıntı. Sivrisinek saz, anlayana sivrisinek.
sağ olun. Çok sağ olun. Bak. Şarkı bitiyor, müzik bitmiyor. O kadar seviyorlar beni. Şarkı bitiyor, müzik bitmiyor. Görüyorsun, o kadar seviyorlar yani. Şafakcığım, peruğu çıkar istersen, terletecek. Sen niye ama saçlar iyi? Belirli bir yerde döküldü. Sağ olsunlar, diğerleri beni bırakmıyor. Geçen hafta seyretmişsin. İzleyemedik. Sen var mıydın? Ben burada lağdan mı, midem mi? Fu olsun. Fu kumfuda kullanılmıyor muydu? Arkadaşlar. İçim ürperi olsun. Ya evde yoksa? Yağmur yaş demeden. Şafak, yemin ediyorum var ya, ben diyorum ki Allah'ım kim geliyor oradan, bu saç ben, baş ne hal? Ünlülerin benzerleri yarışmasına katıldım ama kendisi gitmiş galiba. Orhan Bey yok mu? Az önce çıktılar efendim. Ben iyi ki görmedim. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Olmazsa Sevim Hanım'ın Instagram'ını takip ederiz artık. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sürpriz oldu bize. Vallahi ayaklarına bu ne sürpriz. Vallahi arkadaşım, ben kendisini yıllardır çok severim. Çok duruşuyla, sanatıyla, yaptığı bestelerle çok değerli bir abimizdir. O yüzden taklitini yapmaya geldim ama çıkmışlar biraz önce. Yapacak bir şey yok. Şöyle var odasına gidelim istiyorsanız. İstersen evet. Var, bizim... var odası? Futbolla ilgili, buyurun. Ha. Gelin şöyle. Öyle mi? Evet, Sibel Hanım. Var odası. Buyurun, sizi şöyle önden alalım. Tamam. Nereye oturmak istersin? Ay ay, biz buraya bayılıyoruz biliyorsun biz değil böyle. Mi? Biz böyle. Ben de bayılıyorum. Şafakcığım, peruğu çıkar istersen, terletecek. Bence de bu ne biçim bir peruk? Orhan Gencebay'a benzeyelim dedik. Muammer Keten diye benzeyelim. Hiç yani, bence çıkar evet ya. Yani ne bu böyle? Lan abi. Ah be, rahatladım resmen. Hatta ya, onu oradan alsak mı acaba? Dursun dursun, birazdan göğsüme koyacağım. Yani oğlumdur ben... o da yani sonuçta. Yani herhangi bir organ. Değer vermek lazım. Hoş geldin. Hoş geldin. Bugün bulamayan var bunu. Bunu da bulamayan tabii, tabii, var. Tabii tabii. Yıkamayan var. Ya bulamayan hani... var, yıkamayan var. Hayır, yıkamayan var. Bizim sektörle ilgili espri ise var canım o. Yani bir 15 şey, bir futbol takımı çıkar galiba. Saçtan. Açtan mı? Evet, tabii, birkaç tabii dereme olmuştu, gördük canlı yayınlarda, futbol maçlarında. Bir değişik gözüküyordu ama. Tabii tabii. Şu yani... anda ilerledik canım ülke olarak. Bayağı bayağı yollarda tabii, tabii, yürüyen görüyoruz böyle. Ekmeleri var, postiji var, bilmem neyi var. Senin iyi ama saçlar iyi. Böyle benim abi hep aynı, klasik ya. Güzel. Belirli bir yerde döküldü. Sağ olsunlar, diğerleri beni bırakmıyor. Bence sen busun yani. Tabii böyle canım, ne alakası var. Yok, saçlı saç, olmamalısın. Böyle evet, görmek istemiyorum. Bu sensin. Film benim bitti. Bitti, bitirdik. Yakında dijital platformda olacak. Yani ama bakalım nasipse. Yani keyifli bir gerilim komedi filmi oldu. İsmi neydi? Bakalım. Şafak Kasada Parti. Olsun. Evet. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Orhan Gencebay deyince ne geliyor aklına? Neler ya, geliyor? İşte biz ben 70 doğumluyum. Ben de. Hakikaten söylemeyeydin ya. Neden? Kestik herkes abi, kestik bir, şey yapmıyor. Olur mu canım? Sibel'in yaşı çıkmasın abi, rica olur ediyorum. Olur mu canım? Bunu... Arkadaşlar. Herkesin gözünün önünde büyüdüm ben. Arkadaşlar. Öyle yok, bir şey yok. Herkes biliyor. Beraber ben büyüdük. Hiç. Normalde 68'li ama yani yapacak. Gencebay deyince sen de bir şey söylemiştin. O zaman kaset döneminde değil mi? Un kapanında. Sıralıyordu Şafak. Kuyruk. Kuyruk. Canım. Aynı kuyrukta ben de vardım babamla. Gerçekten bir dönem ünlülerin benzerleri vardı. Hatta Plato filmde bununla ilgili bir çalışma yaptı. Sinan Çetin'in oraya bir gün çay içiyorum. Orhan Gencebay girdi kapıdan. Arkasından Müslüm Gürses geldi. Onun arkasından İbrahim Tatlıses, Hakkı Bulut. İmkanı yok bunların birbirleriyle yan yana durması yani. Hani hiç görmedim. Hoş geldiniz abi dedim. Çay içtik, simit yedik Orhan Gencebay'la. Abi dedim, yeni albüm. Abi dedi, bize ünlülerin yarışması için geldik dedi. Vallahi yanımdaki aynı Orhan Gencebay dedi. Ay yani, inanmıyorum ben de diyorum hepsiyle beraber yok, çay içmiş gibi. Benzerleri geldiler. Var çok var ama. Teyzen miydi biri görmüş hani Kasımpaşa'da? Hmm, şeyde, ay böyle bir şey olamaz. Dolapdere'de bak. Orhan abiyi bir gördük böyle. O yıl hangi yıl artık bilmiyorum. Abi adam sanki parlıyor yani böyle. Bambaşka bir ışık diyor. Düşün. Tabii. Tüpü attı elinden teyzem. Derin teyzem. Görünce onu. Tüpü attı bir gördü elleri. Ama hala da aynı karizması devam ediyor adamın ya değil mi? Ya sen farkında kaçırdın. Mısınız? Biz burada var ya, inanamadık. Böyle bir ışık, böyle bir şey bir olamaz. Bir dakika erken gelirdim. Biraz uzakta keşke oturuyorum gelseydim. Ya. Evi taşıyacağız işte Sibel Hanım. Bakalım yani trafikten dolayı nasipse. Fakat ama heyecanlandık biliyor musun? Yani baba tabii işte şuraya girdi. Sürpriz oldu bize de. Girdikten sonra
Tüylerim diken diken oldu biliyor musun? Hani babayla daha hepimizin olan babayla öyle, daha önceden de oturmuşluğumuz, muhabbetimiz var ama ne bileyim oradan yürüyüşü bile büyük bir endamdı yani. Yani bir boşuna bu lakaplar, ha, bu şeyler alınmıyor, unvanlar alınmıyor. Gerçekten baba, aynen, gerçekten abi, çok klas bir beyefendi yani. Her zaman yanında, yıllardır aynı çizgide, aynı duruşta kalabilmek günümüzde ne kadar kıymetli. Bir sen de, hiç Orhan abiye böyle mesela yüksek sesle kavga ettiğini falan hiç duydun mu? Aynı çizgide takımlarda kalabilmek bir de. Hep aynı çizgide takımlar var, dikkat et. Bir de gelip bizi şeriflendirmesi çok güzel bir şeydi. Ben onun filmlerinde hep şey, Kadir Savun'u onun oğlu zannediyorum mesela. Orhan Gencebay'ın babası oldu zannediyorum, evet, hani. Her Kadir filmde Savun baba oğlu oynuyorlardı ya. Yakışıyor da onlar da. Çok güzel. Çok film vardı Orhan babanın. Hakikaten çok güzel, yumruk yemiyor ama. Saçları hiç kıpırdamıyor olduğu yerde. Abi dedim niye şey, o zaman çok vücut çalışılıyor işte, o kapı kırma sahneleri hala falan. Hala çalışıyor bence. Tabii, bence de. Çok fitti. Hala, çok, evet, fitti. Çok, çok fitti. Çok. Enteresan. Yani Allah uzun senin ömür versin. Ay, ya. Amin, yani, amin. Hep böyle bir arada da. Senin sorduğun soruya takıldım. Hani ben Orhan babayı gerçekten hiç sinirli hiç görmedim. Hiç onu söyle. Hiç böyle kavga ederken, bağırırken, çağırırken. Sesinin gördünüz yükseldiğini mi görmedim ben. Yok. Bu kadar mı? Filmlerde yani biraz. O bile kibarcaydı hatta. Bakar mısın abi? Güzel adam be. Duruşu yeter. Vallahi güzel adam. Gerçekten. Ben bir de reklamda oynadım kendisiyle. Hmm, anlatsana onu. Ne çok yapıyordu tabii reklam çekiminde? Selim'ciğim diyor. Sevim abla? Selim'ciğim diyordu bana. Arada da Sevim diyordu tabii. Selim ya adam. Selim miydi? Sevim deyince uzuyordum ben abi, bir ara vereyim. Şapancığım, geçen hafta seyretmişsindir herhalde. Biz burayı evin köşesi olarak gördük. Ve var odası ya burası. Meşk odası. Var odası. Meşk yapıyoruz. Var odası. Var odası. Tamam. Ben onu güzel bilmiyorum da meşk odası gibi burada geldi. Burada kendi aranızda şarkılar, evet ya, falan. Keyif. Aynen aynen. Çok keyif aldığımız bir zaten bölüm oluyor burası. Hakan'cığım çok şımarmıyorum. Daha birinci bölüm daha. Tabii geçen hafta seyrettim falan. Bu büyük ilgiler. İşte sanatçıların böyle kendine güvenmesi de bir yerden sonra. Seyretmedin mi? İzleyemedik mi? İzleyemedik, tamam. Ben sana tekrar gönderirim. Canlı tekrar izleyeceğim aramızda. Ay. Yapımcınız dedi ki, yapımcınızla bir film çektiğimiz için artık bütün her şeyi takip ediyoruz. Ailecek. Ailecek izledik. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var mıydın? Çok sağ olun. Ben geçen bölüm yoktum. Bu hafta katıldım programa. Ama bak geçen hafta daha şeysiniz yani. Geçen hafta da daha dişsiydi şu anda. Öyle mi? Sanki biraz yorgunu. İlk program belki uzun sürmüş olabilir. Çok fena. Bu kadın da değil mi? Sürekli bir gülmeler, sana krizler. Sen olunca nasıl olacak ki, bakar mısın? Canımın içi ya. Ben, çaktırmadan bizle uğraşıyor. Bak görüyorsun, konumuz, ince ince. Konuğumuz diye bak konuşuyor. Benim. Biz fazla ince ince. Sibel Hanım'a buldum bizim gibi böyle kibarları var sen. Yok, sesimiz soluğumuz çıkmıyor. Ya Hakan'ın ara sıra ses çıkıyor. Birkaç Hakan tane yumruk attı olmuş. Hakan sen öyle şey huyların var mı? Aa yok, bütün herkes seni yok canım Hakan efendi. Aa, damarıma basmasınlar, saygısızlık etmesinler yeter. Abi delikanlıdır. Hiç çok çekmiştir bizi. Biz onu ta üçlüden beri takipte. Vallahi doğru, vallahi doğru, diyorum. Doğru. Çok Hakan eski arkadaşım benim. O günden beri kardeşimiz kızarıyor hala. Biz de işte yani vallahi geçen o günden beri. Tabii tabii. Yani öyle bir şey mi var Hakan abimin? Yani yapacak bir şey yok bizde. Yani eli yüzü düzgün, temiz süt emmiş biri varsa. Yani ben de araştırıyorum. Enstrüman çalan mesela. Efendi. Ut çalabilir. Değil mi abi? Yok, onu ben çalıyorum. Yok. Yani onu Udo bilemiyorum. Çalsın, o da bir şey çalsın yani sonuçta. Bilmiyorum. İyi insan, aile kızı lütfen. Lütfen. Aa. Belki bu beni geçti. Yandı. Bu beni geçti. Geçti. Ben bari kibarca yapıyorum. Bu direkt istiyor. Bu direkt olaya girdi. Aa. Evlilik programı zannetti burayı. Abi bence müzik bence programı müzik. Bak, bak, burada bir evlilik şarkı kokusu var. Verin Baki kardeşim. Hocam, hadi toplanalım. Verin kardeşim. Hadi gelin Baki'cim. Hadi gelin abi. Müzikler geliyor içeride. Hadi güneş hemen burada. Ya evde yoksan? Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum.
ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksa. İçim ürperiyor ya evde yoksa. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksa. Elbisem gündelik, pabucum delik. Haberin olsa da sobayı yaksa. Yağmur ilime geçti üstelik. İçimi beliriyor ya evde yoksan. Sarhoşsan kapını çaldığın anda, saç baş darmadağın, açıksa çıksan. Bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ya evde yoksa. İçim ürperiyor ya evde yoksa. Sabahlara kadar içsek sevişsek, ne ben işe gitsem ne sen ayılsan. Yanlış mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor ya evde yoksa. İçim ürperiyor ya evde yoksa. Numara 90, yüzüklere bir baksan. Nedir kardeşim bu yüzüklerin efendiliği? Yo, Hakan abi. Bir yüzük kardeşi var. Ben de daha çok. Ama hepsi var. Hatta ben de 7 taneydi. Oğlum benim yüzükleri çıkartın. 7 tane ama bir tane orada şey yok. Abi orkestra buna herkes lazım. De var, babada da var. Şey diyorlar yani. Alyans. 7 tane yüzük var ama orada yok, yani ister ki şimdi. Oraya bir tane takalım diyor Hüsnü abim de yani. Ha, öyle diyorum ya, uyumuyorum ben. Yine inşallah olacak. Yine oraya bağladı bak yüzüklerden. Şimdi Hakan'ımız çok iyi insandır. Ben hani biliyorsunuz mevzuyu. Her şeyden sonra. Bu şarkının biliyorsunuz sözlerini Cemal abi yazdı. Rahmetli Cemal Safi. Rahmetli onu da anladım. Şimdi yine Orhan abinin çok sevdiğiniz bir şarkısı var. Sen de seviyorsun onu biliyorum. Dil Yarası. Aa. Bunu kim sevmez canım? Anlattığın şey kim sevmez? Bunu kim sevmez canım?
Sibel'cim yalnız bu şarkı yine biliyorsun bu hafta taksicilere ayırmıştık. Onların istekleri arasında yer alan bir şarkı. Öyle sen mi? Haberin olmadan söylemiş bulundun. Öyle söyledim İstersen ama ne güzel. İstersen izleyelim. Hemen izleyelim tamam. Onlar için gelecek tabii ki. Adım Felemez Kesici. 62 yaşındayım. 25 yıldır taksi esnaflığı yapıyorum. Sizden Orhan Gencebay'dan Dil Yarası'nı istiyorum. Aileme ve taksi esnafına armağan ediyorum. Teşekkürler. Hemen söylüyorum. Hemen söylüyoruz. Thank you.
Ayşe sağlık. Çok çok üzüldüm bu şarkıya. Çok. Ne bir laf her şeye mal olur. Evet. Dil yarası. Ne o yazmış, dil yarası. Tutsaydık dilimizi. Demek ne yazmış? Ağızdan çıkan kem söz nerelere kadar gidiyor? Ne derin ayrılıklara gidiyor? Böyle sessizleştin sen. Şafak ne efkarlandı oldu sana? Efkarlandı mı Şafak? Hakan Bey taş mı atıyor acaba bize? Tabii. Yok yok şarkı etkiledi onu. Belli bir sakinlik geldi. Ne yazmış değil mi? Çok güzel. Yani. Var mı öyle bir yara yoksa Şafak? Bende mi abi? Evet. Bir yara vardı geçti şimdi ama. Çok iyileşti iyileşti. Evet. Abi bir şey söyleyeyim. Çok değerlisiniz. Hakikaten çok değerlisiniz. Sağ kardeşim. Abilerin böyle sözler yazıp da bu kadar güzel notalara veya işte bestelere dökmesi gerçekten olağanüstü bir durum. İşte İstikrar'ın şarkılarını dinliyoruz şu anda. Doğru. Yıllarca aynı heyecanda işte Orhan olmuş. Abi biraz önce söyledi. Geldiğinde sen yoktun. Yeni bir albüm çalışması var mesela. Aynı heyecanla yine müthiş eserler yapmaya devam ediyor. Ya beni nerede beni nerede görse özür dilerim. Beni nerede görse Berhudar oldu. Ben de bir şifre veriyor falan zannettim. Dedim ki abi nerede olacak? Söyle de olalım. Ama çok olmaz bir yerlerde mesela. Bir yerde karşılaşıyoruz. Berhudar oldu gidiyor. Yani diyorum ki bu galiba hani bir şey bana... Abi dedim bana bir şifre mi hani? Yani sanatla ilgili bir şifre mi bu falan? Dedi ki yok hani bir şey yok. Berhudar oldum abi dedim ben. Tamam. Şafak ama senin gerçekten... sesin de çok güzel ya. Şafak'ın sesi inanılmaz güzel. Yeni mekanımıza bekliyoruz bu üçlüyü. Seve seve. Şafak canım İlk benim ya. İlk film setine ya. Geliyorum ben söz verdim. İlk filme. Zombi oynayacaksın. Zombi oynayacaksın. Zombi mi? Demin hepimize diyor ki bir zombi oynayın diyor ya. Kutsalı çekeceğiz. Kutsal Damacan'ın devamı. Klarnet çalan zombi düşünemiyorum bak, ya. Ha, tabii ki. Düşünsene abi. Öyle öyle. Su da geldi ya. Ay. O zaman ben sizi baş başa bırakayım. Siz de artık hareketli zombileri. Şafak çok sevindik geldiğine. Gerçekten vallahi, teşekkür ediyoruz. Ben de çok mutlu oldum. Ayağına sağlık. Şeref sağ verdin Şafak. Çok teşekkür ederiz. Dünyada neşenizi almaya kimse izin vermesin inşallah. İnşallah. Hepimizin. Hep böyle kalalım. Hepimizin. Hepimizin. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Abin yine büyük eserlerinden birini seslendirmek istiyorum. Daha önce albümde de söylemiştim. Bilmesin o felek diye. Alırlar seni benden.
söyleme. Kıskanırlar, ağlama, dertli sanırlar. Çalarlar, koparırlar bizi. Sana ağlamak değil, sevmektir yaşatan. İnan sevilmek değil. İçimde bir dünya var, his dolu. Söyleme, kıskanırlar, ağlama, dertli sanırlar, çalarlar, koparırlar bizi bizden. Ağlama, dertli sanırlar, çalarlar, koparırlar, bizi bizden ayırırlar. Sağlık. Teşekkür ederim. Şuradan seyrederken adeta bir klip çekimi varmış gibi geldi. Geçen hafta senin de öyleydi. Değerli yönetmenimiz, evet, Erdal Hoca'ya ve çok değerli ekibine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Bütün ekibe teşekkür ederim. Emeklerine sağlık hepsinin. Her hafta bize bir klip çekecek Erdal Hoca'mız, söz verdi. Hüsnü, haftaya sıra sende. Hele bu eser diyelim. Sen doğru söyledin Hakan abicim. Evet. Çünkü bu şarkılar hepsi birer eser. Öyle adlandırmak lazım. Orhan abinin de en güzel eserlerinden, benim için de en özel taraflarından biri. Hem İç Anadolu hem Ege kokusu var. Bayılıyorum. O zaman gurbetteki dostlarımıza gitsin mi bu şarkı? Tüm gurbettekilere gitsin. Gurbettekilere gitsin. Thank you.
Nasıl türküde böyle çok ya? Çok güzel çaldın bu arada. Nefesine sağlık. Teşekkür ederim. İnanılmazdınız. O güzel gönlüne sağlık. Sağ nefesine. Hor görmeyin garibi. Çok arızalı bir şarkı. Gerçekten eser diyor pardon. Gerçekten çalması da söylemesi de hep birlikte zor bir şeydi. Tabii ki. Hor görme garibi abi. Estağfurullah. Yok şarkıyı dedim. Şarkıyı söyledim. Aynen öyle. Sağ olasın. O zaman ben de şarkının ufak bir hikayesini anlatmam. Bunun lütfen hikayesi size var. Tabii ki. Çok sevdiğim bir dostumdan da duydum bu şarkının hikayesi. O da Fatihli kendisi. Biz de Fatihliyiz tabii ki. Hepimiz. Şimdi kapandığı için ismini verebilirim. O sinemanın meşhur Renk Sineması vardı. Renk hatırlarsınız sineması. Tabii, tabii ki. Tabii ki. Orhan Baba bir gün oraya bir film izlemeye gidiyor. Filmden çıktıktan sonra gerçekten eskiden varlıklı olduğunu bildiği birini orada çok kötü bir halde dilenirken görüyor. Hmm. Ve nereden nereye geldiğini anlatan bir şarkı. Hor görme garibi diye şarkının hikayesi. Bah. Ne güzel. Çok ne oldun demeyeceksin. Evet. Ne oldun demeyeceksin. Ne olacağız ne bakalım. Olacağız diyeceksin. Şükür şu anki halimize. Her zaman şükür. Her zaman şükür. Hadi bakalım hor görme. Hadi bakalım. Ne söylesem gönül dinlemez,
Hemen dönsün diye. Hemen. Dönsün.
unutacağım. Hatıralar kader değil, kader değil. Artık kızmıyorum kaderime, bıraktım beni kendime. Bahtın açık olsun, yolun açık olsun. Geçecek. Sen ne dersen de, sen ne dersen de, sen ne dersen de. Bravo. Sonsuz teşekkür Bravo. Ediyorum. Efendim bu akşamın da sonuna geldik. Herkese bu saatlere kadar bizleri izlediği için sonsuz teşekkürler ediyoruz sevgili Hüsnücüğüm. Hakan'cığım ne kadar güzel bir geceydi. Bu gece unutulmaz Gencebay şarkıları söylendi. Orhan Baba'yı andık bu gece. Evet. Müzisyen arkadaşlarımıza Baki Kemancı, Aylin Kara Orkestrası'na büyük bir alkış rica ediyoruz. Hepsi ayrı bir değer. Hepsi ayrı bir değer ve onlarla aynı sahnede olmak gerçekten benim için, hepimiz için çok önemli, çok özel. Tekrar tekrar teşekkürler ediyoruz. Ve bizimle beraber emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. İyi akşamlar. Severek ayrılalım diyelim. Evet. Severek ayrılalım. Haftaya kadar ayrılalım. Bıraktım kaderime aşkımızın sonunu, aradım bulamadım mutluluğun yolunu. Yoruldum koşa koşa her ümidin peşinden, kırıldı ümitlerim bu sonsuz bekleyin. Bırak artık kaderimle kendi halimi beni, vazgeçelim bu sevgiden, unutalım her şeyi. Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım, eğer mutlu olursa yeniden barışalım. Sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar, çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz, son çaremiz ayrılmak. Thank you.
sevmemiştim kimseyi, seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden, senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdırama sarılma. Bu yalnızlık yolu, tek çaremiz ayrılma. Bırak artık kaderimde kendi halimi. Geçelim sevgiden, unutalım her şey. Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım.